Ben... buraya gelirken yanlışlıkla kapıyı açık bıraktım. Kimi koruduğunu bilmiyorum Part. Ama yalan söylediğim belli. Bu işin içinde bir iş var çünkü. Buraya tek başına geldiysen bu kopmuş bilezikler ve el izleri nereden geliyor? Bu sorunun cevabı... Büyük babama ben söyleyeyim. Büyük baba, ben bir süredir aş eriyordum ve canım fıstıklı dondurma çekti. Ben de Part'ın ofisine gelmek istedim ve işi bitince dondurma almaya gideriz diye düşündüm. Bu yüzden buraya geldim ama o burada değildi. Ofise geldiğimde çoktan eve gitmişti. Ben de Part'ı arayıp buraya gelmesini istedim. Ama ofise geldiğim için bana kızdı. Dondurmayı eve getireceğini söyledi. Shorvari hamile bile değilken nasıl aşerebilir ki? İkisi de 4 güne gerçeğin ortaya çıkacağını bile bile neden yalan söylüyor? Akıllarından ne geçiyor bunların? Daha fazla dayanamayacağım. Shorvari, madem mesele buydu, bizden önce bunu Indu'ya söylemen gerekirdi. Kadınların hamilelikte canı belli bir şey çekerse mutlaka yemesi gerektiğini biliyorum. Kesinlikle haklısınız tabii. Aman tanrım, şu işe bak. Part ve Shorvari de oradaymış. Çok şükür bizi görmediler. Oğlum, delirdin mi sen? Sen baba olacaksın. Onun aşermelerine anlayışla karşılamalı ve nazikçe yardım etmelisin. Eğer bir hatası olursa ona sevgiyle izah etmelisin. Azarlamamalısın. Anladın mı? Deli seni. Ve Shorvari, sen de akşam akşam ofise gitmemelisin. Kendine her zaman çok dikkat etmelisin. Anladın mı? Ben bir aptalım. Aptalların başını çekiyorum. Hiçbir fikrim yokken neden böyle bir iddiaya girdim ki? Tüm bu meselelere ne gerek vardı? Elime hiçbir şey geçmedi. Ayrıca utanç vericiydi. Part. Part, beni dinle. Part, lütfen dur. Part, dur lütfen. Neden yalan söyledin? Hamile bile değilken canın nasıl bir şey yemek ister? Ayrıca ofise gitmedin. Tüm gece evde bizimleydin. O zaman neden ofise gittiğini söyledin? Siz ikiniz aileden ne saklıyorsunuz? Partla aranızda ne var? Konuş. Hadi. Sana bir şey sordum. Lütfen konuş. Ben yalan söyledim, kabul ediyorum. Çaresizdim. Part'la bir konuda tartıştık. Eğer Part isteseydi her şeyi halledebilecektik. Eğer Part kabul etseydi, biz anne baba olabilecek ve siz de babaanne olabilecektiniz. Ama beni dinlemedi ve
söylediğimi kabul etmedi. Bedelinin ne olduğunu bir sorun ona. Ve bilmeniz gereken gerçek de şu. Ben hep seni sevdim Shorvari, anla. Sen benimsin. Aşk sadece bir his değildir. Fedakarlıktır. Sevdiğimiz kişiye mutluluğu sunabilmektir Bart. Bir saniye. Neden bahsediyorsunuz siz? Ne bedeli söyleyin hadi. Anne. Anne, doktor bize oldukça zor ve zahmetli bir uygulamadan bahsetti. Ve Part bunu onaylamıyor. Bana acı vereceğini düşünüyor. Ama lütfen söyle anne. Acım mı daha önemli, yoksa gelecek bebeğimiz mi? Part, yalnızca bizim mutluluğumuz değil bu. Bu sadece bizim sorunlarımızla değil, ailemizle ilgili. Büyük babamın hayatı, babaannem ve annemle de ilgili. Part, biz bencil olamayız. Anne, lütfen onu ikna et. Lütfen. Part, anne olmak kolay iş değil. Her anne bebeğini doğururken yaşadığı acıya katlanmak zorunda. Ve bu tecrübe Tanrı'nın bir lütfu. Bu bebeğe kavuşursak ne kadar güzel olacak, düşünsene. Hanemize mutluluğu geri getirecek. Bu mutluluk karşısında... Bütün bedeller önemsiz kalır. Son karar ikinizin. Part. Part. Part, dinle. Seni seviyorum. Hayır, aşk bu değil. Eğer öyle olsaydı böyle bir şeyi dile getiremezdim bile. Benim aşkım, hayatım ve her şeyim olmasını istediğim kişi sensin. Telaffuz bile edemezken sen nasıl bunları düşünebilirsin? Neden böyle bir şey söylemeye ihtiyacı duydun? Neyse ki 4 gün sonra gidiyoruz. Bart, lütfen dur. Bart, lütfen beni dinle. Lütfen söyleyeceklerimi olmaz. Dinle. Bir başkasıyla evlenmenden bahsetme bana, anladın mı? Bunu düşünmen sadece aşkımdan şüphe etmen değil. Aynı zamanda onurumu ve kendime saygımı da zedeliyor. Bizim acımız ve kederimiz... Ailemizin mutluluğundan, hayatından, inançlarından, onlara saygımızdan daha önemli, öyle mi? Sevgi doğru, saygı doğru, inanç doğru. Benim doğrum doğru. Senin gerçeğin de doğru. Biz mutlu olmasak da ailemizi mutlu etmek istiyorsak, onları mutlu etmek için başka ne yapabileceğimizi anla. Bu saçmalığı kes artık, kes, yeter. Ben de bebek istiyorum ama tam olarak senin kastettiğin şey bu değil. Ben sadece bu şekilde bebeğimiz olabileceğini biliyorum. Bu bizim bebeğimiz olmayacak. Ben ve Tenin'in bebeği olacak. Bunu aklına sok ve iyi dinle. Bebeğin hiçbir şeyi olmayacaksın, sen anla. Nasıl söylersin Part? O bebek bizim bebeğimiz olacak. Sen benim hayatımsın. Benim her şeyimsin. O zaman bebek nasıl benim olmaz ki? Shorvari, bizim olmayan bir bebek.
O bebeği istemiyorum ben. Sana daha önce de söyledim. Böyle bir evlilik istemiyorum ben. Bu şekilde istemiyorum. Bart! Sonuç her ne olursa olsun, bu söylediğin şey... Ben bunu yapamam. Anne, baksana. Bunlar arkadaşımın yerinden güzellik yarışması için istettiğim kıyafetler. Hadi göster. Çok heyecanlandım. Hadi, kimse gelmeden ve seni kıskanmadan aç da bakalım. Kötü gözleri kendimizden uzak tutmamız lazım. Seni kıskanmalarına dayanamıyorum. Bugün araba anneme lazım. Secer'le beraber bir arkadaşının evine gidecekmiş. Ben de ofise Part'la geçerim. Suyoga, birinin evine değil de güzellik yarışmasına gittiklerini söylesem mi acaba? Ama o zaman nereden bildiğimi sorar, ben de ona ofise gittiğimi söylemek zorunda kalırım. Aman tanrım, bu mahvolmuş. Güzellik yarışması için bir saate çıkmamız gerekiyor. Yarışmada ne giyeceğim ben şimdi? Bakalım. Anne. Dolandırıldık Secel, dolandırıldık. Anne, ben satıcıya ulaşacağım. Evet. Anne, ne oldu? Su yok. Şuna bir baksana. Secu bu elbiseyi internetten bir arkadaşı için almış ama elbise paramparça. Biz çok fena dolandırıldık. Şu hale bir bakar mısın? Bu elbise çok berbat. Görmüyor musun? Evet. Anne, sen bu elbiseyi odama bırak benim. Akşam gelip satıcıyla görüşeceğim. Bu ne biçim elbise diye soracağım. Satıcı bir kadın değil, erkek. Her neyse. Gördün mü işte, dolandırıldık. İnternetten alışveriş yaparsan böyle olur. Part. Bu senin en sevdiğin ceket. Evet, Teni, söyle. Hanımefendi, kocanızı aşık etmek için çok uğraştım. Elimden geleni yaptım. Siz bile beni kandırdınız ve denedim. Ve kocanızın önünde yakalanmanızın sorumlusu ben değildim. Tanrı benim yardımıma koştu. Benden yana çünkü. Merak etme. Kendi çapında elinden gelen her şeyi yaptığını biliyorum. Sözünü tuttun ve bu senin suçun değil. Yani bunların hepsine katılıyor musun? Evet Teni, bunun senin hatan olmadığına katılıyorum ama bunu neden soruyorsun? Şu yüzden ki hesabımı sen kontrol ediyorsun. Ben paramı şimdi istiyorum. İşimi yaptım. Şimdi söyle, sen mi parayı getirirsin, para ben mı? Mi gelip alayım? Parayı niçin istiyorsun? Sürekli beni arayıp... Para hakkında konuşuyorsun. Ne kadar acı içinde olduğumu göremiyor musun? Söyle, Part da ailemiz de acı çekiyor. Sense paradan başka bir şey umursamıyorsun. Evet, kabul ediyorum. Her şeyi denedin ama başarılı olamadın. Anladın mı? Bu anlaşmayı şimdi iptal ediyorum. Ne benden ne de Part'tan para falan almayacaksın. Şu andan sonra bir daha iletişime geçmeyeceğiz. Ne? Teni, beni bir dinler misin lütfen? Alo, Teni? Ne oldu? Ne söyledi? Part Teni dedi ki mabette büyük babayla buluşacakmış ve ona gerçeği anlatacağını söylüyor. Şuraya bak. Teni. O bunu yapamaz.
Dur Part. Gerçek elbet bir gün ortaya çıkacaktır. Bırak onu anlatsın. Korvori, elimi bırak. Seni sadece bize yardım ediyor. Part, dur. Shorvari, elimi bırak. Büyük babama ulaşacak. Bırak beni. Baba. Evlat, sana yemek veren adam nerede? Nereye gitti? Bilmiyorum, gitti. Büyük baba her şeyi öğrendi. Çok üzgün olmalı. O bir kalp hastası. Ya ona bir şey olursa? Bunu neden yaptın? Büyük babama bir şey olursa seni affetmem. Bu yaptığının bedelini ödersin. Anlıyor musun beni? Bunun için cezalandırılacaksın. Neden? Şimdi de büyük baban için mi endişelisin? Ne? Teni, beni bir dinler misin lütfen? Alo, Teni? Ne oldu? Part, Teni dedi ki mabette büyük babayla buluşacakmış ve ona gerçeği anlatacağını söylüyor. İkinizin başının altından mı çıktı? Teni'den gelen arama da mı numaraydı? Dünkü olaylar yetmezmiş gibi bir de bu sabah yine gelip aklımı karıştırıyorsun. Hanımefendi, ben iddiayı kaybettim ve daha da ilerlemeye takatim kalmadı. Şov bitti. O gün sadece sen bir şeyler kaybetmedin. Ben de bir şey kaybettim Teni. Sen sadece iddiayı kaybettin ama ben bütün hayatımı tehlikeye attım. Her şeyini kaybetmiş bir insan yenilgiyi kabul etmez. Dinle Teni, sen benim tek umudumsun. Seni bana Tanrı gönderdi Teni, lütfen bana yardım etmelisin. Shorvari, senden bunu beklemezdim. Park, lütfen beni anlamaya çalış. Bunun seni yaraladığını biliyorum ama beni anlaman gerek. Bu sır ortaya çıkarsa ailenin hali ne olacak, görmüyor musun? Sırın ortaya çıkacak diye ödün kopuyor. Öyleyse sonunda ortaya çıktığında ne olacak? Haline bir bak. Delirmiş gibisin Park. Buraya geldiğimizde Teni'ye koşmak için elimi bıraktım. Neden? Çünkü sen de gayet iyi biliyorsun. Eğer bu sır ortaya çıkarsa ailemiz bir anda parçalanabilir. Bunu sırf ikimiz için yaptık. Ama gerçekte pek farklı olmayacak Bart. Beni çok sevdiğini biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama şu an bulunduğumuz noktada sadece kendimizi düşünemeyiz Bart. Ailemizi düşünmek zorundayız. Şu son 20 gündür şu halimize bir bak. Bu yalanı o kadar benimsedik ki başka hiçbir şey görmez olduk. Ama bu yalanla bir ömür boyu nasıl yaşayacağız, söyler misin Part? Büyük babanın hayatını tehlikeye atamayız. Büyük babana bak.
Ona bunu nasıl söyleyeceksin Part? Çünkü büyük babanın kalbi zaten zayıf. Gerçeği asla kabul etmeyecektir. Lütfen Part. Lütfen Part. Aşkımız için, ailemiz için kabul et. Bana ve ailemize bu bebeği ver. Sorununun ne olduğunu anlıyorum Part ama anlamadığım bir şey de eğer ailemizin ümitlerini kırarsak bizim de hayatımız parçalanacaktır. Çünkü ben bu çaresizlikle başa çıkamam. Önce seni şimdi de büyük babanı bundan mahrum bırakıyorum. Artık bunu yapabilirim Part, bana güven. Hayatımızda daha ötesi olmayan bir noktaya geldik Part. Hiçbir şey benim kontrolümde değil. Dua etmek için şalımı bile bağlayamam ben. Çözülmemiş tek bir düğüm daha kaldı. Ben bağlamıştım onu da. Ve bu para. Onu da ağaca bağlamıştım. Benimki kopmuştu. Ben de tek çare olarak seninkiyle bağlamıştım. Bu bir tesadüf olamaz. Ve şu an sahip olduğumuz tek çaremiz teninin bize yardım etmesi. Ve Part, kaderin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Kaderin gereğini yerine getirmeliyiz Part. Bundan geri dönemeyiz. Banuş Ali benim vize ücretimi ödesin. Ama çocuk istiyor. Ben de ona bu dileğinde aracı olmak istiyorum. Bunların hepsini evlatlığımızın gönüllü annesine götürelim. Bu en çok onun hakkı, öyle değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.